Evet arkadaşlar bir önceki videoda olağanüstü hal yönetiminde kalmıştık. Bu videoda da bu derste devam edeceğiz. Ya boğazım kurudu ne bir su ne bir çay var ya hiçbir şey vermiyorlar bana. Şimdi devam edelim. Belki duymuştur sesimi. Çık ekrandan. Arkadaşlar olağanüstü hal hangi rengi seçelim? Bu defa da şu olsun. Olağanüstü hal. Cumhurbaşkanı. Cumhur kim? Cumhurbaşkanı. Ne kadar süreliğine? 6 aylığına. Bak şimdi şu arayı dolduracağım. Cumhurbaşkanı. Savaş. Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi. Seferberlik, ayaklanma, vatan ve cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma. Ülkenin ve milletin bölünmesini içten ve dıştan tehlikeye düşüren şiddetli hareketlerin yaygınlaşması. 15 Temmuz milli mücadele ruhuyla tüm milletin sokağa çıktığı gün. Anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabi afet, tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması durumunda Cumhurbaşkanı yurdun tamamında veya Akdeniz bölgesi bir bölgesinde süresi 6 ay geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Devam. Bak şimdi 6 aylığına belli şartlar halinde ilan edebiliyor. Olağanüstü hal ilan kararı verildiği gün verildiği gün resmi gazetede yayınlanır olağanüstü hal ilan edilmiştir. Aynı gün yani ilan edildiği gün resmi gazetede yayınlanıyor ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına da sunuluyor. Bak şimdi Cumhurbaşkanı belli sebeplerle olağanüstü hali ilan etti. Ne kadar süreliğine? 6 ay. Sonra bunu ilan ettiği tarihten itibaren su mu geliyor acaba? olağanüstü hali ilan ettiği tarihten itibaren arkadaşlar ne yapıyor? Gel Emir Said. Ensar. Gel. Gel bakayım ablalara el salla. Merhaba arkadaşlar de. Merhaba arkadaşlar. Söyle düzgün söyle. Merhaba arkadaşlar. Nasıl? Aslanım. Bir şeyler söyle. Emir Tamam hadi koş bakalım git Şimdi arkadaşlar ne diyordum Cumhurbaşkanı 6 aylığına ilan etti Belli şartlar altında savaş, savaş gerektirecek bir durumun Baş göstermesi gibi sebeplerle Tabi afet salgın hastalık Ağır ekonomik bunalım gibi sebeplerle 6 aylığına ilan etti Tamam sonra Bunu ilan ettiği gün Resmi gazetede yayınlayacak İlan ettiği gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunacak. Oraya kadar bir problem yok. Bak adım adım gidiyorum. Tamam. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kalem yazıyor mu? Kırmızıya geçtim. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal çağrılacak. Meclis gerekli gördüğü takdirde bu olağanüstü hali kısaltabilir, uzatabilir veya kaldırabilir. Devam. Meclis toplantıya çağırdım süreyi uzatabilirsin dedim. Kısaltabilirsin dedim. Kaldırabilirsin dedim. Adım adım. Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında 4 ay geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Kim talep ediyor? Cumhurbaşkanı talep ediyor. Kim uzatıyor her defasında 4 ay geçmemek üzere? Meclis. Bak şimdi ben buna diyorum ki atımı atladım. Atımı atladım. 4 nala koştum. 6 aylığına ilan ettim. 4 ay, 4 ayda uzattım. Atıma atladım, 4 nala koştum. Atıma atladım, 4 nala koştum. Tamam Sürenin uzatılmasını talep eden Cumhurbaşkanı, süreyi uzatan kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Savaş hallerinde 4 aylık süre aranmaz. Devam ediyorum. Olan hallerde vatandaş için gerektirecek para, mal, çalışma yükümlülükleri ile temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı, geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı, bunların hepsi neyle arkadaşlar düzenleniyor? Kanunla. Devam. O hal. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Adım adım. Önemli. Yeni bir düzenlemedir. Gelebilir. Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı yine kim? Cumhurbaşkanı. Olağanüstü halin gerekli kıldığında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartabiliyor olağanüstü halin gerekli kıldığında. işte bu bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi diyorum. Tamam mı? Kanun hükmündeki kararnameler resmi gazete yayınlanır. Aynı gün meclisin onayına sunulur. Devam. Savaş. mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmaması hali hariç olmak üzere olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 3 ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşü, görüşülür ve karara bağlanır. Ne kadar sürede görüşülüyor? 3 ay. 3 aylık bu süre önemli. Bir kenara not al. Halen bu notları temin etmediysen bilmiyorum arkadaşlar. Yani gidip anayasa hukuku için, idare hukuku için, ceza hukuku genel hükümler için ekstradan kaynak konu anlatımlı kaynak almaya gerek yok. Şu notları hukuköğretir.com adresinden temin et. Instagram profil hesabında bunun linki var arkadaşlar. Önüne al. Şu videoları bitir. Gönül rahatlığıyla o sınava gir. Abartısı söylüyorum. Soru kaçırmayacaksın. Aksi hallerde olağanüstü hal <laughs> Olağanüstü hal sırasında çıkan Cumhurbaşkanı kararnamesinin Mecliste ne kadar sürede görüşülür? Cevap 3 ay. Al sana soru işte. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkartan Cumhurbaşkanı'nın kararnamesi Kendiliğinden yürürlükten kalkar. 3 ay. Tamam unutma. Öbürü 6 aylığına çıkartılıyor. 4 ay 4 ay şeklinde uzatılıyordu. Aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunuluyordu. Hatırladın mı? Burada 3 ay içerisinde görüşür karara bağlar. Devam edelim. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ölçülük ilkesi milletler arası hukuktan doğan yükümlülükleri ihlal edilmemek şartıyla çekirdek haklara dokunulmamak üzere tüm tüm temel hak ve ödevlerde düzenleme yapılabiliyor. Hangilerinde? düzenleme yapılanmış. Ölçülük ilkesine aykırı olmayacak. Çekirdek haklara aykırı olmayacak. Ve milletler arası çekirdek haklara dokunam dokunamayacaksın. Ve milletler arası hukuktan doğan yükümlülükleri ihlal etmeyeceksin. Şimdi soru geldi. Çekirdek haklar nelerdir? Hadi. Buraları doldur. Yorumlar kısmına bekliyorum. Yazmayacağım. Bekliyorum. Tamam. O hal Cumhurbaşkanı kararnamesine karşı Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açamaz. Bakın elimle kapatıyorum sanki siz görmüyormuşsunuz gibi. Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılabilirken o hal Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açılamıyor. İşte Cumhurbaşkanı kararnamesi ile ilgili size karşınıza bir soru geldiğinde oranın başına koyacak o hal Cumhurbaşkanı kararnamelerine karşı Anayasa Mahkemesi iptal davası açılamaz diyecek. Doğru bir ifade. Ama sen o baştaki o hali görmezden geleceksin. Cumhurbaşkanı kararnamesi diye okuduğunda Anayasa Mahkemesi'ne dava açılır diyeceksin. Yanlış işaretleyip geçeceksin. Anladın değil mi? Aman buna dikkat et. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ise Anayasa Mahkemesi'nin iptal davası açılır. O hal döneminde çıkartılmış Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ise arkadaşlar Anayasa Mahkemesi'nin iptal davası açılmaz. İşte bu videonun en can alıcı noktalarından biri buydu. Şimdi çık ekrandan. Geldik yönetmeliklere. İyi gidiyoruz. Yürütme bitmek üzere. Anayasanın 124. maddesine göre yönetmelikleri çıkarma etkisi Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamusal kişilerine aittir. Tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu hizmetleri yönetmek çıkartabilir. Hemen size bir soru yapayım ya. Bak şimdi. 1. Cumhurbaşkanı. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. İyi bak buraya. 3. Belediye. 4. Köy muhtarı. <laughs> Köy muhtara. Şimdi soru geliyor. Mavi alıyorum. Soru şu. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin yönetmelik çıkarma yetkisi vardır? Buyur cevap. Cevapla. Lütfen doğru yapan yoruma hocam ben ben doğru yaptım desin. Lütfen. Ben D yazsın. Kabul edeceğim. Tamam. Mı? Ben doğru yaptım yazsın arkadaşlar. Yorumlar kısmına okuyacağım. Bakalım kaç kişi bunu doğru cevap Cevap ne? Hangisinin yukarıdakilere hangisi ya da hangilerine yönetmeyi çıkarma etkisi vardır veya yoktur? Yani buraya A, B, C, D şeklinde verebilir. Arkadaşlar bakın. Cumhurbaşkanı yönetmeyi çıkarma etkisi var mı? Var. Bak şuraya bir de 5 diyelim. 5. E, i̇çişleri Bakan diyelim. Tamam mı? Bakan da koyalım. Bak, Cumhurbaşkanı yönetmeye çıkarma etkisi var. İçişleri Bakanı yönetmeye çıkarma etkisi var. Şimdi geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetmeye çıkarma etkisi yok. Bunu eledin. Belediye ve köy muhtarı. Arkadaşlar, belediyenin yönetmeye çıkarma etkisi var çünkü kamu tüzel kişisi. Köy muhtarının yönetmeyi yönetmeye çıkarma etkisi var çünkü kamu tüzel kişisi. Nasıl soru? Elini vicdanına koy. Nasıl soru? İşte böyle dökerler. Hem yönetmelik çıkarma etkisinin kimlerde olduğunu bileceğin Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kamu tüzel Kişisi hem de kimlerin kamu tüzel kişisi olduğunu bileceksin. Çok önemli bir soru. Hocam ben kamu tüzel kişilerini bilmiyorum. Karıştırıyorum diyorsan bu oynatma listesine geriye doğru git. 20'li, 21, 22, 19 o, o sıralarda kamu tüzel kişiliklerini A'dan Z'ye anlattım böyle vurgular yaparak belli bir taktik de anlattım. Mutlaka öğren. Köy muhtarı bir kamu tüzel kişisidir. Kamu tüzel olduğundan dolayı yönetmeni çıkarma yetkisi vardır. Belediye bir kamu tüzel kişisidir. Kamu tüzel olduğundan dolayı yönetmeni çıkarma yetkisi vardır. Tamam. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Her yönetmelik her yönetmenin resmi gazete yayınlanması şart değildir. Anayasamıza göre bak her yönetmen resmi gazete yayınlanır diyecek. Sen ne diyeceksin? Hayır kardeşim belli yönetmelikler yayınlanır belli yönetmelikler yayınlanmaz. Anayasamıza göre hangi yönetmenin resmi gazete yayınlanacağı belirtilmiş. Buna göre Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamusal kişilerin işbirliği, yetki ve görev alanına ait hükümleri düzenleyen yönetmelikler ile kamu personeline ait genel hükümleri içeren, kamuyu ilgilendiren diğer yönetmelikler resmi gazetede yayınlanır. Yani işbirliğini, yetkiyi ve görev alanını düzenliyorsa bu yönetmelikler resmi gazetede yayınlanır. Tüm kamuyu ilgilendiriyorsa bu yönetmelikler resmi gazetede yayınlanır. Kamu personelini ilgilendiren genel hükümler içeriyorsa bu yönetmelikler de resmi gazetede yayınlanır. Buna karşılık milli güvenlik ilgili o, milli güvenlikle ilgili olan gizlilik derecesi taşıyan yönetmelikler yayınlanmaz ya milli güvenlik durumu söz konusu. Gizlilik esassa resmi gazetede yayınlanmıyor. Tüm kamuyu ilgilendirmiyorsa resmi gazetede yayınlanmıyor. Tamam. Devam. Bir yönetmeliğin resmi gazete yayınlanıp yayınlanmaması gerektiğini nihai karar verecek olan makam kimmiş? Cumhurbaşkanı. Resmi gazete yayınlanması gereken yönetmelikler resmi gazete yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girerler. Ne zaman yürürlüğe girer? Resmi gazete yayınlandığı gün. Aynı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Cumhurbaşkan oğlum birazdan gel. Çık dışarı birazdan gel. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun, kanun ve yönetmelikler arkadaşlar aksine bir düzenleme belirtilmemişse yayınlandıkları gün yürürlüğe girerler. Başka surette ilgilere duyurulması gereken yönetmelikler ise duyuruldukları tarihte yürürlüğe girer. Tamam? Yani her her yönetmelik gazetede yayınlanacak diye bir durum var mı? Tabii ki yok. O zaman ne diyorum? Resmi gazetede yayınlanmayacak olan yönetmelikler ne zaman yürürlüğe girecek? Onlar da arkadaşlar duyurulduktan sonra duyuruldukları tarihte yürürlüğe girecekler. Şimdi geldik yönetmeliklerin denetimi nasıl yapılır? Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam diyor belli bir bölgeyi ilgilendiren yönetmelikler idare mahkemesinde mi yoksa Bölge İdare Mahkemesi'ne mi? Yani BİM'de mi dava açılacak? Bakın şimdi. Pür dikkat dinleyin. İdari bir işlem olan yönetmeliğin denetimi de yine nerede yapılacak? İdari yargıda yapılacak. Denetim neredeymiş? İdari yargıda. Neden? Çünkü idari bir işlem bu yönetmeni çıkarma işi. Cumhurbaşkanlığının, bakanlıkların yönetmelikleri, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu içindeki meslek kuruluşlarının ülke çapında yayınlayacak oldukları yönetmelikler İlk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek. Tamam. İlk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek. Kamu kurumu kuruluşlarının tenindeki meslek kuruluşları belli bir yörede, belli bir yöre işte bu belli bir yöre ifadesi var ya seni bölge idare mahkemesine götürüyor. Aman ha aman. Belli bir yörede uygulanacak olan yönetmeliklerin yargısal denetimi ise o yerde bulunan genel görevli idari yargı yeri olan idare mahkemesinde görülecektir. Tüm kamu ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı bakanlar, bakanlar tarafından çıkartılmış olan yönetmeliklerin ilk derece mahkemesi olarak iptali için danıştaya i̇şte belli bir bölge için çıkartılan yönetmeliklerin iptali için o bölgede genel görevli olan idare mahkemesine gidiyorsun. Davayı açıyorsun. Yönetmelik denetim, yönetmeliklerin, yönetmeliklerin denetiminin tümünün denetimin, tüm ürün denetimi, Danıştay yapar, tüm ürün denetimi idare mahkemesi yapar ifadesi yanlıştır. Yönetmeliklerin tamamı resmi gazetede yayınlanır. Yönetmeliklerin hiçbir resmi gazetede yayınlanması tarzı bir ifade yanlıştır. Anlaşıldı mı? Şimdi bir sonrakine geçtim. Yüksek öğretim kurumuna geçtim. Burada kalıyorum arkadaşlar. O soru işareti bıraktım. Ee, çekirdek hakların yazın. O dörtlü beşli soru sordum arkadaşlar. Beş seçenekli soru sordum. Onu doğru yapıp yapmadığınızı mutlaka yazın Bekliyorum cevaplarınızı. Eğer halen kanala abone değilseniz kanala abone olabilir. Bildirimleri açın arkadaşlar. Gerek rehberlik videoları gerek anayasa, idare, ceza ve bundan sonra yükleyeceğim arkadaşlar. İdari yargılama, usul kanunu, CMK ve özel hukuklar çok faydanıza olacaktır. Kanala abone olmanız. Kendinize iyi bakın. Instagram üzerinden güncellenmiş notları sürekli paylaşıyorum herhangi bir düzenleme olursa yeni bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartır yeni bir düzenleme olursa onunla ilgili değişiklikleri de ivedi bir şekilde instagramdan paylaşıyorum mutlaka orayı takibe alın tamam kendinize iyi bakın hoşçakalın hoşçakalın